Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemleri futbol saatini sunar. Kanal 42 ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Futbol saatiyle karşınızdayız. Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Yeşil beyazlar maçın hemen başında öne geçti, ancak yüksek şiddette, tempoda oynanan ve büyük bir baskı altında oynanan maçta ikinci yarıda yediği gollerle güçlü rakibine 2-1 mağlup oldu. Ve deyim yerindeyse çöküşünü de sürdürdü. Süper Lig üçüncüsü, Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Kupa şampiyonu Atiker Konyaspor artık ligin dibinde de yalnızlaşmaya devam etti. Çünkü cuma cumartesi günleri direkt düşme hattındaki rakipleri kazanmıştı, puan kazanmıştı. Çanlar Konyaspor için çalıyor diyebiliriz. Galatasaray maçını değerlendireceğiz. Konyaspor'un içerisinde bulunduğu zor durumu değerlendireceğiz. Kimlerle değerlendireceğiz? Her hafta olduğu gibi Nalçacılar Taraftarlar Derneği basın sözcüsü İlker Kırnaz bizlerle birlikte. İlker Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim, sağ olasın. Spor yazarı Uğur Buluş stüdyo konuğumuz. Uğur Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ağır programlar yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu sene. Hep bir umutla çok keyifli programlar yapmayı bekledik ama bir türlü gerçekleştiremedik. Belki de tahmin etmediğimiz noktalara da gittik artık. Yani sezon başından beri programlarda Konyaspor'un bulunduğu durumu eleştirdik. Tehlikelere dikkat çektik. Ancak bu kadarını belki biz de tahmin edemiyorduk diyebiliriz sezon başı itibariyle. Galatasaray maçını konuşacağız. Genel ağır tabloyu ondan sonra değerlendiririz. Maçı çok kısa ana hatlarıyla bir değerlendirme alayım. Yani maçın öncesinde aslında benim şahsi olarak kafamdan geçirdiğim, tasarladığım hemen hemen her şey oldu. Hakemin Galatasaray tarafına biraz daha tavizkar olacağını düşünüyordum. Bizim iyi top oynayacağımızı düşünüyordum. Biraz psikolojik etkilerin olacağını düşünüyordum. Gol atacağımızı düşünüyordum ama tabii ikinci yarıda bir baskı yedik. O baskıyı tolere edemeyince, kaldıramayınca takım 2-1 mağlup olduk. Ama hani benim orada skordan çok, çünkü bu maça biz çok fazla bir puan umuduyla ne Sergen Hoca ne futbolcular, belki futbolcular bir nebze ama umutlu değil, işin açığını söyleyeyim. Burada da geçen haftaki yayında da söyledik. Ne yaparlar, ne ederler? Devreye hakemi sokarlar, bir şey sokarlar. O maçı orada alır Galatasaray dedim ben. En azından o pozitif enerji, oyun anlamında bir tık daha sanki iştahlı bir Konyaspor olması bizi Kayserispor maç öncesi umutlandırdı. Orada tek artısı o. Ve belki de en büyük artısı o aslında. Tek artısı o ama bundan sonraki haftalarda Kayserispor maçında alınacak 3 puanın bunu bir çığ gibi büyüteceğini düşünüyorum ben, bu sinerjiyi. Şehirde de bu gerekiyor artık bundan sonra. Buraya nasıl geldik, nasıl ettik onu da yine konuşuruz ama hep konuştuk zaten. Bu maç özelinde normal bir sonuç bence. Uğur abi, sen neler söylersin maçla alakalı? Ne bekliyordun, ne gerçekleşti? Sergen Yalçın ilk maçıydı. Neler yapacağını, nasıl takıma yansıması olacağını herkes merak ediyordu. Sergen Hoca'dan gördüğümüz kadarıyla ilk olarak eski sisteme dönüş yapmış. Tek forvet sisteme. Cezalı stoperlerimizden dolayı orta saha yapısında da değişiklik oldu. Johnson 11'deydi. Selim'i bu maçta gördük. Başarılı oynadılar işin aslı. Maçın geneline baktığımız zaman Konyaspor beklenen reaksiyonu verdi. Yani o atmosferde o reaksiyonu vermek kolay değildi. Golü de erken bulması direncini arttırdığını düşünüyorum. Tabi bunun dezavantajı önlerde oldu. Baskı çok erkenden gelmeye başladı mağlup duruma düşen takımdan. Gene bir umut var, olacağımız yerler var ama mesela ikinci yarılarda yaşadığımız sıkıntının bir benzerini gene yaşadık. Yani rakipler yüklendiği zaman artık çaresiz kaldığımız anlarda bir hamle oyuncusuyla, hamleden kastım orta sahada takımı delleyip toparlayıp hem direnç verecek hem hücuma kaldıracak bir oyuncu eksikliğini gene hissettik. Yani çok kapandık, çıkamadık. Hızlı oyuncularımız boğulduk baskının altında. Yani hızlı oyuncularımıza, gol kovalayabilecek oyuncularımıza top aktarmakta zorlandık. Burada da bir Sergen Yalçın tabii ilk maçı olduğu için eleştiri olabilir. Yani bizim iki tane hızlı oyuncumuz var, Volkan Şen ve Fofana. İkisi de bence hamle oyuncusu.
en azından birisini ikinci yarıda değerlendirebilirdi. Çünkü Yahoviç o pozisyonda gol vuruşu yapacak oyuncuysa ona top taşıyacak bir oyuncu da gerekiyordu. Yorulmuşlardı çünkü hem Volkan hem Fofana. Hakem evet çok bariz hatası olmasa da penaltıya %50 penaltı diyen de var, değil diyen de var. Bence penaltı değil yani. Bence de penaltı değil ama İstanbul medyasında uzun uzun tartıştılar. Penaltı diyebilmek için uğraştılar. Hadi verdiler diyelim ama onun dışında da çok fazla atmosfer etkilenmesinden dolayı aleyhimize bariz bir hatası olmadı. Ama takdir haklarında sürekli Galatasaray'a kullandı. Onu da kabul etmek sorun gerekiyor. Sorun olacağı zaman onu gördüm ben. Hani bir ters bir durum olacağı zaman direkt devreye girecek bir ruh hali var. Hazırlıklıydı birkaç, evet. Birkaç pozisyon var. Yerde öyle. Yatan oyuncuların mesela bizim Eto'da olduğu, Fofana'da olduğu kesmedi. Evet, top avuta gittikten evet. Sonra kesti filan. Yani bunların hepsi iş zora binerse devreye gireceğim ben. Hazır aportta bekliyorum. Tarzı vardı sanki hocada. Birkaç pozisyonda böyle benim beklemediğim cesareti gösterip Konyaspor lehine bir mesela olması gerekeni verdi. Stadyum üzerine yıkıldı. Evet. Hemen zaten iki pozisyonun ardından vazgeçti ondan. Zaten atmosferde de çok anormal bir durum vardı. Yani daha 5. dakikada Galatasaray tarafları ıslık kıyamet, ne tezahürat var ne bir şey var, takımdan destekleme yok. Sürekli rakibi bozmaya, hakemi etki altına almaya yönelik ıslıklarla başladılar. Yani bizim oyuncumuz sakatlandı, topu taca attık. Taca atılan topları bile geri verip ayağımıza vermediler. Mesela önümüze bıraktı, evet. Üzerine hemen pres yaptı. Yani bunlar hoş olmayan şeyler. Bizim artık pek çok deplasmanla karşılaştığımız yani o tavırlarla Galatasaray'dan daha fazla karşılaştık. Bana şey gibi Fatih Terim takımları bu yani. Fatih Terim takımlarının agresiflik özelliği yani. O oyun çünkü taraftarı oraya itiyor. Farklı bir oyun formatında bu denli bir yapı görmüyoruz. Galatasaray'la evet. Alakalı. Onları konuşuruz ama Sergen Yalçın'a tekrar geri dönmek istiyorum. Senden devam edelim abi yine. Şimdi tercihlerini söyledin. Zorunluluktan kaynaklanan tercihler vardı. Savunmada, orta sahada. Ama ön bölgedeki dörtlü, hatta üçlü diyelim. Hani Eto'nun oynaması gerektiğinden yola çıkarak söylüyorum. Eto'nun arkasındaki üçlü tamamen tercih üçlüsü. Evet. Geri kalan, takımın geri kalanı zorunluluk. Savunma veya orta saha. Şimdi Ömer Ali'nin yedek bırakıldığını, Volkan Şen'in tercih edildiğini görüyoruz. Milosevic belki beklenmiyordu. Farklı bir isim oynayabilirdi denildi ama Milosevic'i gördük. Fofana belki yine Titi Arena için fazla riskli olabilir. Yani savunma yönü zafiyeti için söylüyorum deniyordu. Ama hocanın tercihleri bu yönde oldu. Sen ne anladın hocanın tercihlerinden? Ne yapmaya çalıştı? Senin fikrince de doğru muydu yapmaya çalıştığı hamle? Sergen Yalçın yetenekli olduğunu düşündü, oyuncuları başlamayı düşündü. Yani hem bireysel yetenekleri baz aldı. Hem Volkan Şen'i hem Fofana Enen Notmas'ın hızlı hücuma çıkarken adam eksilten oyuncuları tercih etmesi kendince mantıklı. Zaten tek forvet oynuyorsunuz. Ha burada dediğiniz gibi Ömer Ali forvet arkası defans arasında koşular yapmayı çok daha iyi becerdiği için bence tercih edilebilirdi. Milosevic'in yerine çünkü orta sahaya yardımı falan da Ömer Ali'nin çok daha fazladır. Daha şeydir. Koşu şeyi direnci yüksektir. Tabii hocam tercih oyuncularla beraber olan hafta boyunca oydu. Takımı tanıdıkça tercihlerinde mutlaka değişiklik olacaktır. Kendisine uyaranlar olacaktır. Hani Fofana'nın performansının oyundan düştüğünü görecektir. Onun dışında tercihlerde yapacak fazla bir şey yoktu ama oyuncu değişiklikleri konusunda biraz eleştirim var. Yani Volkan Fındıklı tercihi hiçbir şekilde fayda vermedi. Onun yerine bir amir olabilirdi. Amir dediğimiz zaman da itirazla karşılaşacağımızı biliyorum. Mutlaka. Yani herkes de elimizde şöyle bir sıkıntı var. Bizim forvet transfer yaptık, kanat transfer yaptık ama orta sahayı unuttuk biz şeyde devre arasında. Savunmayı da unuttuk. Yani bir sol stoperin sakatlandığı zaman kara kara düşünüyorsunuz yerine kimi oynatacağız diye. Aynı şekilde orta sahadan Ali Çandal da gittikten sonra şu anda göbeğimiz tamamen boş benim gördüğüm kadarıyla. Yani Allah'tan Johnson son maçlara göre iyi bir performans sergiledi. Fena değildi. Mehdi ile ilgili bir şey söyleyelim. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanmıştı. Sakatlık sürecinden hiç iyi dönmedi. Yani o günden bugüne doğru düz bir maçını göremedik Mehdi'nin. Evet, çok etkisiz. Dönüşü muhteşem olmadı. Olmadı evet. Düşüşü muhteşem oldu. İlker abi aynı sorunun farklı versiyonunu soracağım. Yani Mehmet Özdirek döneminde en önemli tartışılan konulardan birisi hem Yahoviç hem Eto'nun aynı anda oynaması ve arkalarında da yani madem çift santrofor oynuyorsunuz arkalarında bari daha böyle sert evet. Bir savunma ağırlıklı bir orta saha
oluştursun. Bu da yoktu. Yine Mehdi ile çıkılıyordu. Mehdi, Yahovic, Eto üçlüsü bozuldu ve belki de taraftarın da istediği oldu. Yahovic yedek kulübesine gitti. Bu hamleyi doğru bir hamle olarak değerlendiriyor musun? Bir haftalık Konyaspor serüveni için aslında radikal de bir hamle sayılabilir. Neler söylersin? Aslında Mehmet Hoca, Reşit Hoca oynattığı dönemlerde de oraya bir tane çapa biz oynattık birkaç maçta. Mehmet Hoca da oynattı. Johnson olsun, Ali Çamdalı varken. Ama Malatyaspor maçında ne düşündü hoca, Mehmet Hoca bilmiyorum. Çok yumuşak bir orta sahayla çıktı ve tamamen oyunu rakibe hediye ettik. Neticesinde de yenildik. Geçen hafta programda bir şey söyledik. Hücum futbolu çok hücum oyuncusuyla oynanmaz diye. Hoca da zaten aklın yolu bir. Orta sahada Galatasaray'ın çok kuvvetli olduğunu, pas trafiğini Selçuk üzerinden ana istasyonu Selçuk üzerinden seçip de hücuma başladığını çok iyi herkes biliyor. Bunu bozmak adına da sert bir tane, hatta belki ikinciyi bile oynatabilirdi. Johnson'un hamlesi o noktada rakibin oyunu kuramamasında etkili oldu. Biz baskı yemedik. İşin açığı ilk yarıda dönem dönem Galatasaray gelmeye çalıştı ama öyle bir o bunaltıcı baskıyı yemedik. Bunun sebebi de o pas trafiğini doğru düzgün sağlayamamış olmasıydı. Onun nedeni de işte Johnson gibi agresif bir orta saha. Sözünü kestim. Tehdit ettik. Yani Galatasaray'a baskı kurmaya çalışırken sürekli bir tehditle de karşılaştı. Çok rahat değillerdi. Çünkü Galatasaray'ın savunma hattı hem duran toplarda hem akan oyunda sıkıntılı zaten. Sıkıntılı. Duran toplardan da çok gol yiyorlar. Nitekim golü de öyle bulduk. Akan oyunda da ağır oyunculardan kurulu, çabuk oyuncusu yok. Orada bizim Volkan Fofana hamlesi bir yerde belki o yapıda doğru tabii, oldu ama uygun. Fofana'nın işte fizik kalitesi yetersiz. Ömer Ali orada fiziğiyle belki biraz daha etkili olabilirdi. Ben olsam Ömer Ali ile başlardım, açık konuşayım. Yani Volkan Şen Ömer Ali ile başlardım. 60'ta Fofana'ya artık iyice Galatasaray'ın savunması çöktükten sonra bir de 1-0'ın hani skor senaryosu üzerinden gidersek en azından bir tane, belki iki tane oyuncuyu çıkartamayacak Galatasaray hücuma. Fofana'yı bence ikinci yarı kullanmalıydı hoca. Ama Johnson hamlesi doğru. Hatta keşke kadromuzda olsa da bir tane daha hafif top yapmasını bilen bir sert oyuncumuz daha olsa. Akıllara Poco geliyor. Evet. Göztepe'nin Antalya maçını da izledim. İnanılmaz. Adam örümcek gibi her tarafa saldırıyor. Evet, yani. Evet. Çok büyük kısmet kaçırdık. Özellikle Ali Çamdal olayından sonra bu daha da bariz ortaya çıkmaya başladı. Vallahi işte bütün yorumlarımız yönetimsel hatalara gelip dayanıyor. Dayanıyor. Yani, evet. İşin sonu o tabii. Yani bundan daha ötesi de yok şimdi. Hata üstüne hata yapılmış. Girişte seninle konuştuğumuz gibi hani kimse söylemek istemiyor da yani şöyle ben düzelteyim o cümleyi. Bir küme düşen takım ne yapması gerekiyorsa düşmek için evet, hepsini yaptık biz. Yani sezon başı devre arası aşağı yukarı hepsini yaptık. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Ya şimdi önümüzde umutlanacağımız bir iki etken var. Fikstür. Hani takımın enerjisi iyi olacak diye düşünüyoruz ama işte bu hafta Kayseri ile yine ölüm kalım maçı oynuyorsun. Kayseri'de alamayacağın bir 3 puan işi %60-70 bitirir. Hani puan olarak belki bitirmez. Gidersin Osmanlı'ya vurursun, gidersin Antalya'ya vurursun, dengelersin matematiksel olarak ama o psikoloji artık daha ters dönmeye başlar Kayseri'yi de kazanamazsan. Osmanlı'ya o takım o baskı altında gidecek. Osmanlı seni kazanmak isteyen bir takım. Karabüyük'ü muhtemelen yenmiş gelmiş olacak. Alırsam 30 puan yapacağım diyecek Osmanlı Spor'da. Bir sürü zorlaştırıcı etken yani oluyor. Yani fikstüre bakınca umutlanıyorsun. Geçmişe bakınca da umudun bir anda kuruluyor. Yani işte orada fikstür güzel, tamam. Uğur abi, 1-2 maç önemli yani. Şuradan ama bir 4 puan çıksak. Geçmişte sen Malatya'yı Bursa evinde yenememişsin. Kritik maçları kaybetmişsin. Yani bir orası da umut kurucu. Kayseri 3 puan, Osmanlı 1 puan yapıp içeride Sivas maçına o motivasyonla çıkmak var. Oradan 1 puanla Osmanlı'ya gidip orada ne olacağı belli olmayan bir maça çıkmak var. Artık bu saatten sonra tamamen psikoloji. Evet. İşin ben teknik, taktik boyutuna da %30 etkili olacağını düşünüyorum bu saatten sonra. Yani her takım için bu böyle. Beşiktaş, Galatasaray, Fener, Başakşehir için de öyle bu. Şampiyonluğu oynayan takımlar için de öyle. Havalar devreye girmeye başladı. %60-70 bu saatten burada sonra yani psikoloji. Varsa artık devreye girecek taraftardır yani. Evet. Kayseri maçında en az bir 25 bin kişi olacak. Ben daha fazlasını bekliyorum inşallah abi. Şimdi onu çok gittiniz. O oyuncular o taraftarı tribünde görecek ki bu şehir inanıyorsa biz de bunu yapabiliriz diyecekler. Yani şu anda o aslında aşamadayız. Aslında Yunus hani hep diyoruz yönetimsel hatalara geliyor da bu işin bu zamana kadarki bölümü öyle. Yönetime geliyor. Bundan sonraki bölümde dönüp dolaşıp taraftara gelecek. Sinerjiye gelecek. Şehrin ayağa kalkmasına gelecek. Benim futbola bakış açıma o kadar ters bir durum ki. Yani ya, şunu demiyorum. Taraftar her zaman etkilidir ama
hiçbir kulüp artık son kozu taraftarı olma durumuna gelmemeli. Evet. Bu kadar yapılanma, bu kadar maliyet, bu kadar büyük organizasyonlar yap hiçbirini becereme. Ondan sonra belki içeride taraftarımızın verdiği havayla maçı kazanırız, ligde kalırız. Bu çaresizliğin göstergesi. Evet. Ya zaten o tarafın artık insanlar tamamen soyutladı bu işten. Oradan bir şey beklemiyor artık insanlar. Kimse beklemiyor. Ne yerel basını bekliyor, ne emin ol taraftarı bekliyor, ne de futbolcusu bekliyor. Orası 3. 4. sınıfa düştüler. Bu saatten sonra sadece aynen, maddi yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken bir işverenler. Ama işte futbolcu kardeşlerimizin bu saatten sonra iyisiyle kötüsüyle bu zamana kadar artıları, eksileri, hataları hepimizin oldu. Onların da oldu. Bu saatten sonra bir olacaklar. Konya'nın ileri gelenleri de bir olacak. O sinerjiyi biz hani lige çıkarken yaşadığımız o playofflarda yaşadığımız sinerjiyi şu 4-5 hafta yaşatmamız lazım şehre. Bu 4-5 haftada biz 9-10 puan alınmazsa yandı gülüm keten elve. Ondan sonra akıl veren, yol gösteren çok olur yani. Puan hesaplarına girmeden önce Sergen Yalçın'ın maç sonu değerlendirmeleri var. Onları bir alalım arkadaşlar. Onun da bir tahmini vardı çünkü. Evet. Hazırsa Sergen Yalçın maç. İyi akşamlar. Öncelikle oyunu yorumlayayım. Gerçekten çok ciddi, zor bir atmosferde oynadık. Henüz takımla çalışmaya başladı. 4 günlük, 5 günlük bir süreç oldu. Tabii çok fazla oyuncuları tanıma imkanı bulamadık ama bu sürede hem saha içi hem saha dışına hem psikolojik olarak bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İyi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün sahada mücadele eden, agresif, istekli, arzulu, bundan sonrası için ümit veren bir Konyaspor olduğunu düşünüyorum ki kadromuzda İyi, yani iyi bir kadromuz var ama durumumuz tabii çok sağlıklı değil. Pozisyon itibariyle çok sıkıntılı bir yerdeyiz ve bundan sonraki süreç gerçekten bizim için zor olacak gibi görünüyor ama becerebiliriz. İnanarak geldik, göreve başladık. Son dakikaya kadar deneyeceğiz becermeyi. Oyuncularımızla, taraftarımızla, şehrimizle beraber kümede kalmak için ne gerekiyorsa son maçın son dakikasına kadar o savaşı vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar oyuna dönersek, bu tür deplasmanlar zordur. Büyük takımla oynuyorsun. Atmosfer, seyirci baskısı, kenar baskısı, her pozisyonda sahaya atlayan bir kulübe 20 kişiyle beraber. Maalesef Türk futbolunun bu pozisyonu çok sağlıklı değil. Hakem etkileme konusunda bu tür maçlar maalesef çok iyi. İlk verilen penaltının çok uyduruk olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar yakından eli vücuda bağlı bir pozisyonda hakemin bu kadar ucuz penaltı çalması çok enteresan. Yani ben değil diye ümit ediyorum. Ama maalesef 20. dakikada ilk hata yediğimizde bir penaltıyla karşılaşıyoruz. Direncimizi kırmak için, belki de bizi sindirmek için. Ama olmadı gol. Ondan sonraki süreçte iyi oynadığımızı düşünüyorum. 45 dakika çok istediğimiz gibi gitti. Oyuncularımız oyun disiplinine sadık kaldılar. Oyun planına sadık kaldılar. İlk yarıda oyunu bitirebilirdik. 2 tane, 3 tane %100 pozisyonumuz var. Bunların hepsini gol yapabilirdik. Çok net pozisyonlardı. İkinci yarıya bir şey kalmayabilirdi ama beceremedik onu ilk bölümde. İkinci bölümde iyicene yaslandık. Çok fazla arkaya yaslandık. İlk yarıdaki o çabuk çıkışları yapamadık ikinci yarıda. Oyuncularımız fizik olarak da bir düşüş gösterdiler. Özellikle 70'ten sonra bayağı bir fizik olarak da orta sahamız, kenar oyuncularımız düştü. O ümit ettiğimiz, planladığımız şeyleri son bölümde yapamadık. Yapsaydık yine oyunu çevirebilirdik. Bizim lehimize dönebilirdi ama finale geldiğimizde iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi, güçlü bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki sürece ümitle bakıyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki maçlarda istediğimiz skorları alıp Konyaspor'un kümede kalmasını hep birlikte sağlarız. Soru. Hocam geçmiş olsun. Fenerbahçe maçı son maç, onu bir kenara bırakacak olursak oradaki 8 karşılaşmaya kadar neredeyse rakiplerinizle oynuyorsunuz. Var mı kafanızda bir puan hesabınız? 21 puanı veya küme düşme barajında görüyorsunuz. Evet. Vallahi şeyiniz nedir? Planınız. Kalan 9 maçın 8'ini kendi rakiplerimizle oynayacağız. Bir tane son maç Fenerbahçe ile oynayacağız. 8 maçtaki puan hesabımız 24. 24 puan almayı düşünüyoruz kalan 8 maçtan. Bunu yapabilecek gücümüz var. Kadro kalitemiz de var. Yani inanırsak bunu becerebiliriz. Puan 37, 38, 36 aşağıdaki takımların alacağı puanlara göre barajın yani 36, 37, 38'lerde maksimum gezeceğini düşünüyorum. İşimiz kolay değil tabii. Şu ana kadar oynanan 24 maçta
5 maçlık bir serisi var takımımızın. Kalan 9 maçta minimum 5 maç kazanmamız lazım. Bu kolay bir şey değil ama deneyeceğiz. Yani bu savaşın içinde olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Son dakikaya kadar bu savaşı vereceğiz oyuncularımızla beraber. Bunu becerebiliriz. Bekleyip hep beraber göreceğiz. Soru var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sergen Yalçın açıklamaları bu şekildeydi. Benim için dikkat çeken en önemli bölüm, tabii ki puan hesapları da var. Takımla ilgili tespitler de var ama başarabiliriz, inanarak geldik, son ana kadar savaşacağız. Hani biz bu tür söylemleri severiz. Duymak istiyoruz çünkü artık hani ihtiyacımız var buna. Çünkü şu anda bu camia ayakta kalacaksa Sergen Yalçın'la kalacak. Çünkü biz abandone olmuş durumdayız. Şeyi konuşuyorduk, puan hesaplarını. Öncelikle hocanın hesabını sağlıklı buluyor musun? Şimdi son maç Fenerbahçe ile oynuyoruz diyor. O maça kadar zaten işi bitirmem gerekiyor diye düşünüyor bence. Hedefi de 24 puan koyması, her maça kazanmak için çıkacağız mesajı veriyor futbolcuların ama hani bence kendi kafasında 17 puan bandında bir puan, belki biraz daha üstü bu işi bitirir düşüncesi var. O da 5 maç 2 beraberlik ya da 5 maç 6 maç gibi filan bir puan hesaplaması var diye tahmin ediyorum. Yani Konyaspor'un Fenerbahçe haricinde 2 maç kaybetme lüksü var mı şu anda? Var tabii. Yani çok artık bu saatten sonra barajın 40'lara çıkmasını ben çok öngörmüyorum. Her ne olursa olsun hani geçen hafta Alanyaspor'un almış olduğu inanılmaz galibiyet. Antalyaspor'un içeride almış olduğu bundan önce 2 tane galibiyet var. İşte Alanyaspor'un geçen hafta Gençler Birliği'nden almış olduğu puan var falan ama onlara rağmen 37'yi çok geçecek gibi durmuyor sanki bence. Çünkü fikstürlerine bakıyoruz ya, şimdi bu takımlar zaten bu maçlara kazanabiliyor olsalardı buralarda olmazlardı. Yani Antalyaspor son 2 maçında 2 puan bile almış olsaydı 40'a yaklaşırdı yalnız. Antalyaspor'un kayıpları biraz şey düşürdü. Abi yok, öyle bir durumda biz daha erken havlu atardık. Yine 34-35'te 36'da kalırdı diye tahmin ediyorum ya Uğur abi. Yani 40 puan çok agresif. O zaman ligin 10 takımı gider potoya. Son 3 hafta 2 hafta kala 10 takım potoya girer. Çok ihtimal dahilinde görmüyorum ben açıkçası. 35'lerde kalır, 34'lerde kalır diyordum hatta. Ama çok ekstra galibiyetler aldılar içeride. Evet. Biz alamıyoruz işte o galibiyetleri. Biz almaya başlasak belki 38'leri zorlar baraj. Son 9 hafta seyircilerimizden de mutlaka bu yönde tahminler vardır. Siz de maçlarla alakalı veya sezon sonuyla alakalı tahminlerinizi ekranda görünen numaralardan, WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. Ben tekrar maça dönmek istiyorum. Yani kronolojik olarak gelelim. Uğur abi, Moke'nin golü aslında kimsenin beklemediği bir anda değişik bir gol oldu. Golle ilgili ne söyleyebilirsin? Hem Dong hem Selçuk değil mi? Topu ıskaladılar. Evet. Moke de kolay bir vuruşla güzel bir gol attı. Yani bizim için iyi oldu. Biz 0 önde başlamış olduk. Zaten bir özgüvene ihtiyacımız vardı. Bize de kazandırmış oldu. O golden sonra gerekli reaksiyonu da verdik aslında. Yani Sergen Yalçın'ın kafasındaki oyun planı, maçtan önce düşündüğü şeyler birebir gerçekleşmeye başlamıştı. Hem Fofana hem Volkan Şen'i bir arada oynatırken aslında onu düşünmüştü. Yani bir şekilde ilk yarıda tüm şeyini verip maçı koparabilecek şeye getirme düşüncesi vardı ve başarıyorduk da yani. Kaçan net ikinci goller vardı. Olmadı. Moke'nin golü bizi rahatlattı. Yani önemli bir şey bizim için, bir sıfır önde başlamak. Herhalde Vukovic'den sonra ilk gol atan stoperimiz. Evet. Bu sezon yani var mı Filip stoperden? Filipovic'in golü yok, doğru. Filipovic'in bir tane yok mu? Yok, bu sezon ben duran toptan golümüz yok. Neredeyse. Toplam zaten evet, 24 yok. Golümüz varmış herhalde. 25. golü mü attı? Sanki bir tane attı gibi hatırlıyorum Filipovic'i. Emin değilim ama. Ben sanki... Kupa olabilir ya. Ligde Filipovic golü hatırlamıyorum. İlginç bir şey de var. Güzel seviniyor değil mi gollere? Aslında hani iyi, rahat bir durumda olsak üzerinde durulabilecek gol sevinci derim. Yediğimiz goldeki tepkisi de güzel. Muazzam, tepkileri muazzam. Vuruldu zannettim ben. Tribünden birisi vurdu zannettim yani. Öyle bir düştü ki. Evet. Ama işte o bile güzel. O bile hoşuma gidiyor benim. Evet, yani. Evet. Yani şu dönemlerde önemsediğini gösteriyor yani. Taktiksel oyun planı falan filan mutlaka çok önemli. Yani bu iş oyun işin temeli ama artık bu saatten sonra futbolcular tecrübeli. İş ısırmakta, kavga etmekte, savaşmakta yani. O yüzden hoşuma gitti o harekette. O kadar üzüldü ki o futbolcu. Hani bir de çok eleştirildi bu sene. Yeni gelmiş. Hani takım kimyasına, dokusuna daha uyum sağlayamama ihtimali de var.
geleli 6 ay olmuş. 6 ayda bile bu kadar işselleştirmiş takımı. Problemli geldi. Sezon evet. Başında ciddi hatalar sonrasında çok eleştirildi. Tabii hedef haline geldi. Talihsiz bir açıklaması vardı sosyal medya üzerinden kendi takım arkadaşlarıyla alakalı. O da artırdı bu durumu. Ama şimdi ön libero dediğimiz zaman herkes önce bir okey yazıyor. Yani o şeyi taraftara güveni verdi. Bir de geçen hafta Malatya maçına kadar hem taraftarda hem futbolcularda bir rahatlık vardı. Hani işin ciddiyetini bu maçta anlamış gördüm ben. Oyuncularda da artık. Rakipler demek ki biraz anlattı. Bir de makas açılınca. Evet. Onun çok işin ciddiyetini herkes yani. Kavradı. Çok, yani taraftar da kavradı. Çünkü Malatya maçından önce genel olarak bir gevşeklik vardı yani. Vardı. Yani bir final maçında çıkıyor i̇şte, gibi değil de. Çok iyi puanlar aldık. Düşmüş bir takıma karşı 3 puan almaya gidiyormuş havasıyla gittik. Çok rahat oynadık. Oyuncular da aynı rahatlığı gösterdi. Yürüye yürüye Malatya Spor 3 puan aldı gitti. Yani inşallah o 3 puanı aramayız. 1 puan bile bence çok önemli. 1 puan bile önemliydi evet. Penaltıyı, Volkan Şen'in kırılma anında kaçırdığı pozisyonu konuşacağız. Maçı konuşacağız. Haftaya belki de en kritik maç olan Kayseri Spor maçını konuşacağız. Ama reklamlardan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemlerinin sunduğu Futbol Saati devam edecek. Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemlerinin sunduğu Futbol Saati devam ediyor. Futbol Saati. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maçı, Galatasaray maçını konuşuyorduk. Konyaspor'un 2-1 kaybettiği. Sayın Kırnaz, penaltı pozisyonuna biraz giriş yapmıştık ama tekrar dönmek istiyorum oraya ben. Net, öyle penaltı olmaz. İkinci konu var. Şöyle Selim'in maç sonu açıklamasından hareketle bunu söylüyorum. Önce zaten dizine çarpıyor, ondan sonra eline gidiyor. Sezon başında bir kural devreye girdi. Evet. Ve bu kuralı ilk olarak zaten bizde işlettiler. Hangi maçta? Beşiktaş. Burada oynanan aynen. Beşiktaş Pepe'nin maçında pozisyonu. Pepe önce kafasından sonra eline çarptı. Hakem devam kararı verdi ve bu pozisyonu da böyle açıkladılar. Vücuttan herhangi bir şekilde ele giden toplarda penaltı kararı verilmiyor denildi. Ancak dün akşam o kural bize yine işlemedi. Üstelik tam tersi bir pozisyondu. 10 metre uzaktan vurdu orada. Şu da var abi. Amir. Orada oyun hani şöyle diyor kuralda. Vücuttan seken top eğer vücudun hali normal halindeyse eli kolu eline çarparsa vermiyorlar. Tamam. Atıyorum şöyle mesela pozisyon çarptı verilmiyor çok ama Pepe'nin mantıklı. El böyleydi. Evet. Pepe'nin el böyle olunca ve top 10 metreden geliyordu yani. Yani kafadan da gelse, göğüsten de gelse, nereden gelirse gelse eli böyle çıkılmaz hani topa. Ama şimdi Selim böyle çıkıyor. Bir toptan kendini belki koruyor. İki vücudun temel belki hani sağ eline gelse senin mantığına penaltı aynen, verebilirsin aynen. Ama gelse, direkt bu yüzü aynen. Kapatmaya yönelik ve bir bölümde birleşik. Şuraya geliyor top. O dizden çarpmasa da penaltı değil bence. Çünkü o pozisyonda şöyle kapattığı yerde ne var arkasında? Vücudu var. Kendisine o anda refleks icabı şöyle yapar insan. Ha şuraya gelse, şu eline gelse dediğin çok doğru. Topu kesiyorsun o zaman. Vücuttan çıkıyor top. Ama evet. Eli olmasa hani ayaktan sekmese de penaltı değil bence. Orada tamamen ilk bulduğu pozisyonda işte eyyamcılık, hep bahsettiğimiz tabansızlık ya şimdi devreye girdi yani. Hakem açısından düşünüyorum maçı. Onu da vermesem ne olur diyemedi yani. Hadi ötesine geç abi. TT Arena baskı var üstünde. En kolay maçı nasıl yönetirsin? Galatasaray ilk 15 abi. Dakikada çırpıştırır. 2-0 öne geçer. Senin için balla kaymak olur o maç. Problem yok, sorun yok. Ne zaman senin için zorlaşır? Son dakikalara kadar. Konyaspor üstün veya beraberlikle devam eden maç senin için tehdittir, tehlikedir. Hafta boyunca konuşulacağın maçtır. Hatta belki ileriki haftalarda maç alamayacaksındır. Bence 19. dakikada bitirmeye çalıştı maçı yani. Ya bir de o var hani şu pozisyon talihsiz de şu. Hani hakeme gerçi soran olmaz niye penaltı verdin diye de. Hani sorsalar ben Selim'in açık olan eline değdi diye gördüm diyebilir. Bir de böyle kıvırıyorlar ya. Yazacak zaten. Ha, muhtemelen de öyle yazmıştır. Abi, açık olan eline değdi gördüm için. Ben demiştir. Açık olan eline değecek pozisyon olmasa da bir şekilde kılıfına uyduruyorlar. Gözlemcinin yazdığını çok fazla dikkate almıyorlar. İşte verilen cezalar blokları ortada. Hakemin yazdığı eğer problemli bir pozisyon yoksa orada işte Konyaspor'un sesi çıkar mı ya da ne kadar çıkar? Allah'tan gol olmadı da. Şimdi evet. Maçın seyri değişmedi diyeceğim. Değişti aslında yine ikinci yarı belki ama en azından
bizim yine adımıza... De, yine de değişebilir şimdi hayat. Tabii hani ya. Kelebek mutlaka. Etkisi diye bir kavram var ya işte. Çin'de bir kanat çırpma başka bir yerde bir fırtınaya sebep olabiliyor. Maç böyle sonuçlandığı için söyleyebiliyorum ben bunu. Yani mesaj olarak farklı şeyler verdin orada. Penaltıyı çaldın. Selim'in aklına veya o savunma oyuncularının aklına. Siz ne yaparsanız yapın. Maç kaybedeceksiniz duygusunu verdin. Çok kolay penaltı çalınabileceğini gösterdin. Gardını düşürdün. O ana kadar daha yüksek şiddette savunma yapan bir takım vardı. Değişti. Daha yumuşak geçilebilecek ceza sahası. Hatanızı kolluyorum mesajını verdim. Tabii canım yani en küçük doğal mecrasından en küçük sekme haksızlıktır. Bitti ya. Gol olmamış olması beni ilgilendirmiyor. O ayrı tabii canım. Ya skora etki etmemiş gibi gözüküyor o golün özelinde ama zaten sahanın içine çıktığı zaman futbolcu psikolojisi eğer kendisini yemeye yönelik hareketler yapan bir hakem olduğu zaman stres dozajı artıyor. Gerginlik dozajı artıyor. İşte futbolcumuz yatıyor orada. Numara da yapıyor olsa oyunu durdurmak zorundasın. Sen gidip de Akhisar Gençler Birliği maçında oyunu durdurup da rakip hücum ederken oraya dönüyorsan orada da yapacaksın kardeşim. Evet. O Galatasaray seyircisi üstüme biner. İşte Telekom beni yer. Öyle bakıyor pozisyona. Vuruyor Galatasaraylı futbolcu. Top avuta gidiyor ondan sonra çalıyor düdüğü. Hani oyunu kesmiş gibi. Topun avuta gideceği belli ama. Ya da ne bileyim. Tehlikesiz bir pozisyon. Ya onun gidişatına göre yorum yapma olayı bizim Türkiye'de inanılmaz boyutta o yani. İnanılmaz boyut. Maalesef. En büyük de sorunumuz bence bu. Eyyam dediğimiz olay bu. Volkan Şen'in pozisyonu. Uğur abi. Volkan belki Şen'in, de sezon kırıldı. Gerçekten sezon kırıldı. Volkan Şen biraz da inanamadı. Karşı karşıya kaldı pozisyona. Sanki öyle bir havası vardı. Ne yapacağına karar veremedi bence. Özgüvenini kazanamadı orada. Vuracağı ilk hamlede vurmadı. İkinci hamlede geç kaldı. Pas vermek için de geç kaldı. Net bir vuruş da çıkaramadı. Dönüşünde Milosevic'in o topu o şekilde kullanması da çok büyük talihsizlik. Evet. Ayağından açtı, out'a gitti. Yani üst üste 3 tane net pozisyonu arka arkaya kaçırmış olduk aslında aynı evet. pozisyon içerisinde. Evet. Kaçır desen ancak böyle kaçardı. Çok büyük talihsizlik. Eğer 2-0 olsaydı bizim o maçı bir şekilde puansız ayrılmazdık. Yani Galatasaray'ın gardı epey düşerdi. Çok daha büyük riskler alırlardı. Yani kesin kazanırdık diyemeyiz ama hani çünkü diyemeyiz. Galatasaray'ın çevirdiği çok maç var bu şekilde. Ama ben direncimiz de. Bizim çok artardı. Devre arası biraz daha mesaileri artardı diye düşünüyorum Galatasaray takımının. Yine çevirirlerdi yani. Ya çevirir belki ya ikinci biterdi. Mutsuzum ben belki biraz bu konularda ama ama ikinci yarıda denediler. İlk 20 dakika 65. dakikaya kadar bayağı da bindirdiler. Sonra dindi. Yani Galatasaray 65'ten sonra 75-80'e evet. kadar çok fazla bir şey olmadı. Dengeler gibi olduk. Gol değiştirdi bizi. 70. dakikada gelen gol. Oyunu bir anda şeyine getirdi ama 2-1 olsaydı en azından bir gol yeme daha avantajın seni olurdu. Ayakta tutardı yani takımı. Tabii bunları hep varsayımla konuşuyoruz ama mutlaka 2-0 çok daha büyük avantaj olurdu. Orada ikinci yarıda Fofana'nın bir pozisyonu var. Ondan önce gol var. Onu gol değerlendirmemiz var. Gerekiyor. Tamam. Yani çünkü ben Gomez'in 5. golü olmuş herhalde. 25 mi? Bize mi? Bize karşı 5. golü. Ne ara atmış 5 gol ya? Kupayı da dahil edersen. Attı. Ha kupayla beraber. Evet. Tamam. Bu sezon 5 gol olmuş. Yani bayağı bir rakam. Orada genel küçük bir eleştirim var. Maç boyu genelde iyiydi. Selim hatası oynadı ama ayakta kalmalıydı o pozisyonda. Yani Gomez kafaya çıkarken kendi ayağını uzatarak yani vücudunu koysa bir direnç gösterse o kadar net bir kafa vuruşu yapamayabilirdi. Bir orada şey Selim'e bir adım geç kaldı. Taktik açıdan söylüyorum bunu. Rakip açısından baktığınızda bu kadar savunması problemli bir takıma kanat organizasyonlarını çok az yapmaları onlar açısından bir dezavantaj değil miydi? Bence çok özür dilerim abi Uğur abinin sözünü kestim ama bence onlar da moral motivasyon anlamında yeterli çıkmadılar maça. Nasıl biraz olsa kazanırız çıkmışlar, evet. havası vardı Galatasaray'da. Ya çünkü ilk kere bunu net olarak gördük yani. Biz belki içinde olduğumuz için ben savunma anlamında büyük zafiyet içerisinde olduğumuzu düşünüyordum. Bir Fofana yani savunma anlayışının evet. yerinde olmaması. Çift stoperin yok. İki tane stoper problemli yani birisi ön libero oynamış birisi uzun zaman oynamamış. Birlikte hiç oynamamışlar ve sağ kanat senin için artık şey rakibin sağ kanatı. Yani bulunmaz nimet. Onu değerlendiremediler. Burada rakip mi bunu yapamadı yoksa Konyaspor mu bunu takım savunmasıyla iyi savuşturdu? Buraya da bakmak lazım diye düşünüyorum. Şeyin maçın atmosferi Galatasaray'ı etkiledi. İlker'in dediği gibi Galatasaray aslında çok çantada keklik görerek başladı maça. Çok motive değillerdi bence. Biz öne geçince bir anda stadın o şeyi protesto, uğultu sesi Galatasaray'da panik yaptı. Yani normal oyunlarla onlar da oynayamadılar. Bir de abi yani biz de gerçekten iyi savunma yaptık. Galatasaray'ın fikstürünü açıp baktığımızda
Bu maçta kaybedilecek bir puan, 3 puan özellikle. 3-4 tane Galatasaray'ın çok zor maçı var. İşte Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. Hani fikstürü de göze alındığı zaman Fenerbahçe'ye de kıyaslıyorlardır. Büyük Başakşehir'le kayıp. De kıyaslıyorlardır büyük fikstürlerini. Kayıp. Çok büyük kayıp. O yüzden o kadar sevindiler maçtan sonra. Tabii. Bundan sonra içeride Galatasaray oynayacağı maçlarda... Haftaya Fener'le oynayacağım. Konyaspor ama bir geç. Geliyor Başakşehir geliyor ondan puan. Sonra. Tabii. Yani o fikstürün de zor olmasının da ciddi etkisi var o semişlerinde. O tabii. Belki olayı fazla abartmalarında. Ama ben genel itibariyle bir motivasyonsuz başladığını düşünüyorum Galatasaray'ın ama tabii burada şimdi sahaya cidden iyi yayılan, iyi yardımlaşmaya çalışan bir takımımız da vardı. Özellikle golün de verdiği özgüvenle bir 60-70 dakikada iyi direndik. 1-2 pozisyon dışında yani Galatasaray'ın pozisyonu. Önceki haftalar ne diyorduk İlker? Biz Malatya maçında niye mücadele etmiyoruz? Rakip pres koyuyor. Koyduğu evet. Prese dağılıyorduk. Bu sefer öyle olmadı. Rakip tepki gösterdi. Biz reaksiyon verdik. Mücadele ettik. Kapandık en azından. Hiçbir şey yapamasak bile sonuna kadar savaştılar. Bunu sahada gördük yani. Hep dediğin gibi 70 dakika sürdü. Takımın gücü bir yere kadar geldi ama onu görmek bizim için çok önemli. Yani ben işte inşallah bundan sonraki haftalara yansıyacak en önemli sermayenin ne olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Tek umudumuz da bence o direnç. Fofana. Gelirsek hani bazı oyuncular vardır ayağına top yapışır derler ya işte Fofana aslında teknik anlamda öyle bir oyuncu. O fazla yapışıyor bazen herhalde. Milosevic'le birlikte çıktıkları, o senin de demin değindiğin pozisyonda çok müsait bir pozisyonda eğer ayağından çıkarmış olsa kırmızı olur, arafası, penaltı olur. En rahatı şey olur gol yani. Olur. Gol olur. Yani ve çok kritik de bir dakika. Hani şimdi Volkan'ın pozisyonuna ben üzülüyorum tabii ki de. Fofana'ya daha çok kızdım. O pozisyon. Çünkü 60'lar artık oynanıyor. İkiyi bulduğun anda rakibin gardı tamamen düşebilir tamamen ondan. Ondan sonra evet. Çıkmayabilir işte abi o gol. Evet. Çünkü hamle şansları zamanları kalmayacak. 2-0 çıkar, 2-1 çıkmaz. Yani tam o aradaki tam nüans 1-1, farkını 2-1. Aynen. Anlamak lazım. Çünkü 2-1 bulsa Galatasaray 2-0'dan sonra son dakika abluk altına alır 2-2, 3-2 bulabilir. Ya artık tam direnci koyacağınız dakika önünü yuvarlayıverse Fofana nereye gideceksin bir de hani? Kupa maçında çok iyi oynamıştı Fofana İstanbul'daki evet. Maçta. Biraz da tedbir almışlar gibi geldi bana. Oradaki bek oyuncu falan abi çok fazla pozisyon, çıkmadı. O pozisyon hani... Yani bir maçın geneli için söylüyorum. O pozisyonda, o pozisyonun şeyi yok. Yani izahı yok. Bunu profesyonel bir oyuncu takım için yapması gereken orada pasını vermekti. Şimdi, yapmadı. Fofana gibi bir oyuncunun savunma zafiyeti olmasına rağmen sahada olmasının tek bir sebebi var. Evet. Ofansta diğerlerinden biraz daha iyi olma. Şimdi sen öteki tarafta ödün verilerek ön tarafta bir şeyler yapmanı istiyor ve onu da yapamıyorsan diğerlerinden daha fazla rahatsız ediyor bu durum. Yani, zarar vermeye başlıyor. 30 dakika kalıcı oyuncu falan hep söylüyorum. Yani kişileri değiştiriyorum. Milosevic o topu çıkarmasa belki ben kızmayabilirim bir nebze. Çünkü Milosevic daha farklı özellikleri olan. Ona da değinmek istiyorum ben. Herhalde takımda dikine gidebilen en önemli oyuncu. Yani Fofana'dan daha fazla dikine gidiyor. Belki adam eksiltme sıkıntısı var mutlaka ama boş alanda müthiş. Yani kafayı kaldırdığı anda direkt dikine gitme hırsı olan bir oyuncu. Aykut Hoca döneminden kalıp da böyle bir özelliği olmasa da o da son ilginç. Haftalarda biraz Mehdi gibi o da düşüşte. Yani yok ben bir özelliğini söyleyeyim. Genel performansını söylemedim. Yok tabii. Yani işte son haftalarda o özelliğini de göremedik. Değilse Milosevic bu takımın bence en önemli gol silahlarından bir tanesi. Gol atması anlamında değil. Gol yolları açması anlamında, savunmayı rahatsız etmesi anlamında özel yetenekleri de var. Yıpratır. Ama işte Milosevic, Amir, Johnson bu tür oyuncular yani bir sistem içerisinde parlayan oyuncular. Yani kişisel tek yeteneklerinden ziyade doğru. Bir sistem içerisinde, o organizasyon içerisinde görevlerini yaparak bir yere gelen, kendilerini gösteren oyuncular. O sistem bozulduğu zaman Milosevic'te bu sene Amir'deki düşüş, hatta Johnson'daki düşüş. Johnson bu sene çok az maçı vardı. Birkaç tane maç dışında iyi performans. Kötü oynadığı maç yoktu geçen sene mesela. Kötü oynadığı maç yoktu. Evet yani en azından görevini yapıyor diyorduk geçen sene. En kötü maçında evet. Bile. Fakat bu sene diyemiyoruz. Hep ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama şu anki orta saha kimyasında da Johnson bence her maç oynamalı. Mecbur oynayacak zaten şu anda. Yani oynamalı. Sert ısıran bir orta saha lazım çünkü. Oynayacağımız takımları da gördüğümüzde. Yani benim gördüğüm kadarıyla Mokey'i stoperde daha fazla deneyecek. Hoca çünkü iyiydi Galatasaray maçında. Yani Moki Ali Turan yapabilir. Johnson'ı sürekli oynatabilir. Yani tabii bir şekilde Johnson sonradan da olsa takımda yer alacak. Biraz çok absürt olabilir ama hani bu takım Moki Johnson'u orta sahada denemeli. Mehdi'yi keserek mi diyorsun? Evet.
Yani bunu ben bu konularda çok yorum yapmam. İlker abi çok daha iyi bilir. Şu andaki Mehdi kesilebilir ya. Onda sıkıntı yok çünkü top kaybediyor. Ya Boke'nin tek... Ve performanstan daha çok ben özellik itibariyle söylüyorum. Yumuşak yani. Biraz. Hani orada ben olsam iki tane hafif top kullanmasını bilen ama hafif çok değil. Hafif top kullanmasını bilen iki tane sert orta sahanın önüne Eto'yu havuçla çıkabilirsiniz. İçeride. Aynen öyle. İçeride özellikle. İçeride bunu yapabilirsiniz. Ama işte öyle bir oyuncumuz kalmadı yani. Öyle çıktığı o zaman yüzden... şey Yunus'un dediği gibi Jonsson şey Moke olabilir. Başka türlü olmuyor. Çünkü Moke'nin biraz daha top kullanma becerisi nispeten var evet. Topla dribling de yapabiliyor Moke. Sinan'ın golüne gelirsek söyleyeceğiniz bir şey var mı golle ilgili olarak? Vallahi 50 kere vursa bir kere gol olur yani. O da onun şansı. Çok iyi yere gitti. O da biraz kontrol. Serkan da çizgide kaldı, çıkaramadı. Yani sıkıntı beklemiyordu çünkü o da aniden çok şey vurdu. Fofana da orada biraz hem Fofana hem Volkan yani önünü kapatması gerekiyordu. O kadar rahat vuruş yapmaması lazımdı. O anda konsantrasyon sıkıntısı vardı sanki. Tahmin ediyorum kontrol edecek diye düşündü. Yani herhalde oyuncu çünkü aniden vurdu. Hiç beklenmeyen vuruş. Diyecek bir şey yok. Kötü oldu yani. Hı. Ama şu tamam, şans kolu benim gördüğüm kadarıyla. 88'de mi yedik? 86 mı 80? 6 mıydı? 9 dakika falan biz vakit var. Onu yedikten sonra takımın ön tarafta bir şeyler yapmaya çalışması da hoşuma gitti. Değil mi? Biz önceki haftalarda bunu da yapamıyorduk. Gol yediğimiz zaman direkt çöküyorduk. Esetmediler yani. Doğru. En azından bir şeyler yaptık. Orta atıldı, şişirildi içeri. Birisi indirdi kafayla, öbürü aldı. Yahoviç sağdan kesti, olmadı falan. Hani bir hücum varyasyonu yapmaya çalıştık. O bile psikolojik aslında artı bence. Doğru. Maçı bitirmeye çalıştık Galatasaray canım. 2-1'den sonra. 2-1'den sonra 6-7 dakika kapattılar. Serkan Kırıntılı konusu var bir de. İzleyicilerimiz için konuyu biraz detaylandıralım. Bilmeyenler için de özet geçelim. Sinan Gümüş'ün golünden sonra sosyal medyada bazı spor yazarları, TV yorumcularının başını çektiği grup Serkan Kırıntılı'nın pozisyonda işte elini çektiği ve Sinan Gümüş'ün golüne bir nebze izin verdiği yönünde iddialarda bulundular. Açıkça şike iddiasında bulundular. Tabii sosyal medyada bu tür bir iddia büyük yankı uyandırdı. Türk futbolu da kelimelerimi seçerek kullanmak istiyorum. Akıl sağlığı noktasında çok da sağlıklı olmadığı için yani çok da seçme kelimelerini ya bence normallikle anormallik arasında hani bir şey yok yani mesafe yok. Çok rahat, çok deli saçması şeyler gündemimizi ele geçirebiliyor. Çok aslında konuşulması gereken çok elzem konular hiç gündeme gelmiyor. Böyle prim yapmıyor çünkü o konular. Bence üstüne bile basmaya gerek yok ya. Yani Galatasaray'ın kazanmasında mutsuz olan bir takım çevrelerin çıkarmış olduğu saçmalıklar bunlar. Başka ne açıklaması var? O zaman o penaltıyı niye kurtardı? Maç boyu kaç tane pozisyon çıkarttı? Saçma sapan. Bunlar boş şeyler. Bir de o kadar çok belli ki bunu söyledikleri oyuncu kariyer sezonunu oynuyor yani. Aynen öyle. Yani bir kere toplam de toplam pozisyon kurtarmada iki katı farklı önde. Futbol programı değil mi bunlar? Futbol konusunda bir kere de Serkan'ın performansını konuşun ya. Yani futbol doğru futbol yani. Konuşmuyorlar ya. 4 tane palyaço koymuşlar oraya. 4 tane adam maçı izlerken şöyle izliyorlar. Emin olun ben eğer bu işin mutfağını gördüysem yani televizyonculuk, gazetecilik nasıl işler, kafa nasıl çalışır? Emin ol neyi istismar ederizle izleniyor o kafa. Yani o maç nasıl yani, gündeme geliriz? Tabii, geçen haftadan bir şeyde bulunulmuş Konyaspor Sergen'le Galatasaray'a çelme takar veya puan kazanır. Puan kaybettirir Galatasaray'a. Bunu şey yapmışlar. Olmayınca yerine ikame edilmesi gereken bir şey lazım hemen. Serkan'ın pozisyonu yani böyle tekrarlar, fotoğraflamalar yani inanılmaz işler. Onun yanına da iki tane anlamsız internet sitesinde çıkmış Fatih Terim Serkan Kırıntılı'yı istiyor haberini de dayanak yaparak bu kadar kolay mı olmalı? Yani bir camianı. Deli saçması şeyler. Ben kelimeleri çok seçmeyeceğim. Ruh hastaları diyeceğim onlara. Çünkü o zat hafta içi senin de söylemiş olduğun gibi Galatasaray'ın puan kaybedeceğini maç sonu orada olduğunu belirten bir tweet attı. Artık bahis mi oynadı? Ne yaptıysa Serkan'ın o golü onu yatırdı. Onun ya ben, demiş, ben demiştim diyemeyeceği ya için. Aynen o da olabilir. Yani ben demiştim diyemeyeceği için de olabilir. Değişik hesaplar içerisinde çünkü o arkadaşlar. Uğur abi söyleyeyim çok kale almaya gerek yok ama bu konuda da ben Konya camiası olarak
Serkan'ın arkasında durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer herhangi bir infial olacak olursa Konya Spor gündeminde öyle bir şey yok ya. Ha, bir infial olacak olursa bundan sonraki haftalarda bu zamana kadar ki birlik beraberliğimizi sergileyemediğimiz birlik beraberliği şimdi sergileyelim. Ama ben çok fazla büyüyeceğini, üreyeceğini düşünmüyorum. Ben de öyle. Yani hiç akıl önemli sağlığı yerinde olmayan insanlar olduğu için bu insanlar çok da dikkate alınmıyorlar aslında. Onları herkes tanıyor. Sıkıntı yok onlarla ilgili. Yani dikkate de alınan adamlar değiller yani. Valla kimsenin özgürlük alanına müdahale etmek gibi bir şeyim yok, amacım yok. Kimsenin bu tür konularda ötelenmesi veya farklı yaptırımlara maruz kalmasını da istemem ama Türkiye çok zorlu bir süreçten geçiyor. Her alanda yani terörle mücadelenin zirve yaptığı alanda herkes atacağı adımı, söyleyeceği cümleyi, oluşturacağı duyguyu önceden bir tartıyor kendini. Ama spor camiası bu yönde çok eksik. Yani devlet yetkilileri de birazcık bu konuda uyarmalı. Mesela bu kanallar çoğu hükümetin kanalları, doğru mu o kanallar? Yani bu kadar fazla insanları ayrıştıran, cepheleştiren, karşı karşıya getiren, toplumun ruh sağlığını bozan olaylara sırf reyting için izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hani bizim şurada yerel bir kanalda güttüğümüz hassasiyeti bu adamlar İstanbul basında gütmüyor. Bu benim canımı yakıyor yani. Ama izleniyorlar Yunus. Yani bize ama halkımız... bu böyle açıklama değil. Şimdi bak olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Aynı konu. Bak, ben sana bir yerde... tarafındayım da şimdi, izlemeyelim abi. Şimdi normal zamanlarda İlker abi bak bu bir paradigma. Yani hep şudur. İzlendiği için mi çıkar yoksa işte çıktığı için mi izlenir? Onlar tartışılır. Bu iletişim paradigması. Ama bazı şeyler vardır. Normal zamanlarda hadi dersin. Ama mesela ben bakıyorum böyle. Ya bir tarafta bir milli mücadele veriliyor. Bir tarafta toplum gergin, ekonomik bunalım. Yani zaten ne derler onu diken üstünde gidilen bir durum var. Birileri sırf o gün konuşulayım. Anladın mı? Yani biraz daha fazla izleneyim. İki olay arasındaki değer ve basitlik farkına baktığında insanın kanına dokunuyor. Üzülüyorsun yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. O dediklerine etik anlamda ben de katılıyorum. Ama buyur kardeşim. Ya yanlış anlaşılmasın da onu da ekleyeyim demeden önce. Hani burada kesinlikle milliyetçilik kasarak birilerine hedef göstermeye falan da çalışmıyorum. Yani ya bir yerlerde... Millet uğraşıyor, millet sen ne yapıyorsun? Ben oradayım biraz tamam, da yani eyvallah. Her gün görmüyor muyuz abi? Hani ben burada bu konuları çok gündeme getirmiyorum ama yani ana kuzuları bu vatan için şehit düşüyor. Tamam da hani birazcık bu dönemde bari biraz. Birazcık daha tedbirli, hayalı olmak gerekmiyor mu? Toplumumuzun bilinçli olması lazım. Kamuoyunun bilinçli olması lazım. Bu Konya üzerinde de biz bunu 50 kere yaşadık sezon başından beri. Her şeyde yangına körükle gidiyoruz. Türkiye'de de bu böyle ne yazık ki. Konya'da bir kesit buradan. Türkiye'de de böyle bu. İşte o insanların yazdıklarını, haber sayfaları bir haber niteliğinde bir şey görüp de paylaşırsa ve insanlar bunun altında etkileşim yaparlarsa, insanlar buradan ertesi gün gazetelerine haber yazarlarsa gazeteciler, buradan adam yürüdüğünü görürse o adamın umurunda olmaz. Çünkü o adamların senin benim gibi milliyetçi duyguları önde değil. Şu gün hadi savaşa gidiyoruz diyelim. Toplanırız tasıtara hepimiz gideriz buradaki insanlar. O sağ çomar dedikleri Konya'daki insanlar toplanır gider. O diyen adamların hepsi alır eline telefonlarını. Aman askerim canım askerim derler. Bu insanların yapısı bu. O yüzden çok fazla görmemek lazım yani. Ama üzüyor. Öyle ya onlar prim yapmak için o işi yapıyorlar. Prim de yapıyorlar abi, yani. Bu abi yani. Bu insanların birazcık daha şey bekliyor insan. Hani bu dönemlerde hassas olun var ya. Bu kadar rahat hani izledik o programları takip ettik. Biliyorum ben o üslubu da biliyorum. Tarzı da biliyorum. Hak veriyorum bazen komedi unsuru olarak ben de izliyorum. Hani futbol programı olarak değil de bir komedi, eğlence programı. Hani absürt komedi. O dalda değerlendirilebilir. Ama yani bazen bu kadar kolay olmamalı. Evet. Sınır aşılmamalı. Şimdi Serkan Kırıntılı'yı düşünüyorum ben. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyorsun. Sonuçta bir şey vitrin maçlardan birinde hakkındaki iddiaya bir bak ya. Bu adam Fenerbahçe tandanslı bir de. Ne olacak yani? Hani bir de o açıdan bakalım. Yani bu kadar kolay mı? Bunu o noktaya getirmişler ki hani mesela konuşuyorsun birebir Fenerbahçeli Beşiktaşlı olup da tanıdığım kişiler o söyleme destek veriyor. Soruyorum ya mantıksız gelmiyor mu size böyle bir şey olur mu falan. Diyor ki biliyorum ama diyor biz bu goygoyu yaygarayı koparmazsak gelecek haftalarda aynı sorunlar yaşanabilir biz tedbir alıyoruz.
herkes algı operasyonu olmuş. Anladın mı? Hani herkes profesyonelleşmiş. Herkes futboluktan çıkmış. İnanılmaz işte. Burada ben de seçerek konuşmak durumundayım kelimeleri ama. Şimdi bu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerli arkadaşlar algı operasyonları yapıyorlar. Niye yapıyorlar? Şampiyon olayım, Şampiyonlar Ligi'ne gideyim diye, değil mi? Ya olmuşsunuz zaten ya. Yeter abi. Gidip de ne yapıyorsunuz? Eylül'ü görmeden geliyorsunuz, Ekim'i görmeden geliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz yani? Direkt giden adam, Türkiye'nin statüsü gereği direkt giden adam grupta 6 maç oynamaya garantiliyor. Beşiktaş bu sene iyi gitti. Onun dışında son 10 seneye bakın ne yapmışlar abi? Milyon eurolar harcıyorsunuz, şampiyon olacağız. Haziran'da oluyorsun şampiyon, Mayıs'ta. Temmuz'da ileniyorsun abi. Aynen öyle. Konya Spor puan düşürüyor diye sallıyorlar ondan sonra. Sen ne yapıyorsan de gidiyorsun, Ağustos'ta ileniyorsun. Ondan sonra Türkiye'ye algı operasyonları. İşte 25 milyon taraftarımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Ama benim burada beklentim şudur. Devlet niye vardır? Devletin ortaya çıkış noktalarından birinde şey vardır yani. Çoğunluğun azınlık üzerinde tahakküm kurmasını engeller. Devlet adalet için vardır. Devletin en temel üzerine oturduğu duygu adalet duygusudur. Bizim gerekirse medyada, gerekirse federasyon bazında, gerekirse hukuki anlamda bizim 25 milyon taraftar olanlar karşısındaki haklarımızı koruyacak olan devlettir. Bu kadar da hani sosyal medya boyutu biraz da şey farklı. Yani orayı da söylemek istiyorum. Bu etkileşim çılgınlığı bireyden kurumlara kadar herkesi etkisi altına almış bir hani absürt de bir noktaya gitmiş durumda. Hani yaşlısından çocuğuna, kadından erkeğine herkes böyle bir ya tamam, ifşa ruhumuz da var. Fikirlerimizi söyleyelim, fotoğraflarımızı paylaşalım. Daha fazla beğeniler alsın, tamam da ama yani en radikal olanın daha fazla etkileşim aldığı, en olumsuz olanın daha fazla etkileşim aldığı ya da ne bileyim toplumun ruh sağlığı için tehlikeli olanın daha fazla etkileşim aldığı bir ortam yaratırsak gelecek nesli de kaybedeceğiz. Yani çünkü öfkelenmiyorlar. Abi bak, sosyal medya insanlık tarihinin minicik bir dönemi. Son 10 yıldır hayatımızda var. Çok kötü bir noktaya gidiyor. Bu teknolojiyi üreten kültürler, toplumlar bu kadar kullanmıyor. Aynen. Biz çok daha fazla kullanıyoruz ve önemsiyoruz işin kötüsü. Çok abartı bir şekilde ben mesela bundan 100 yıl sonra bu dönemin bir iletişim çılgınlığı. Hatta çılgınlıkla öte bir kelime söyleyeyim. Mesela böyle facia yani böyle bir şey olur ya dönemde 1929 ekonomik bunalımı falan diye koyarsın ya adını. Yani iletişim bunalımı bu dönem yaşadığımız. Sağlıklı bir ruh halinde yaşamıyoruz. Ve bu adamlar da tetikliyor bunları. Yani ya, bu bahsettiğimiz adamlar da bunları tetikliyor. Dışına çıkacağız belki ama çıkalım da yani. Şimdi senin ülke yapın, toplum yapın böyle olunca o hani dediğimiz İçerideki hainler, dışarıdaki düşmanlar bitmez dediğimiz. O düşmanlar ne yapıyor biliyor musun? Seni şu Twitter'dan, Facebook'tan neyse oradan senle beni sokağa döküyor. Neymiş? İşte birini Kur'an-ı Kerim'i alıyor, döküyor. Birini Atatürk'ü alıyor, döküyor. Birini başörtüyü alıyor, milliyetçiliği alıyor. Seni ayrıştırıyor önce, akabinde sokağa döküyor. Ondan sonra birbirimizi vuruyoruz. İşte adamların amaçladığı şey, ana şey bu. Ülke böyle birbirine girsin. Oturduğu yerden ne olacak? Telefon elinde bir tane paylaşım yapıyor, bir Photoshop yapıyor, gönderiyor. Selamünaleyküm. Ondan sonra millet birbiriyle kavga ediyor Türkiye'de. Türkiye'yi yapan o birlik, beraberlik hep biz Kurtuluş Savaşı'ndan beri, Osmanlı döneminden beri gelen bir hasletimiz bu bizim. Bunu ayrıştırdıkları zaman işte bu tarz saçma sapan şeylerle de ayrışıyoruz. Adam bugün Beşiktaş Fenerbahçe yüzünden birbiriyle konuşmuyor noktasına geliyor yani. Belki bu adamlar 20 sene beraber aynı ekmeğe salladılar, aynı çorbaya. Kaşık salladılar. Anlayamadığım nokta bunun bir artık toplum sağlığını tehdit eden noktaya geldiğini biraz da birileri görmeli. Kapatacağız abi o zaman. Yani doğru bir tedbir mi? Belki değil ama. Belki hani fazla radikal ama bir şey de yapılmak zorunda. Şimdi yayıncı kuruluş daha fazla izlensin, daha fazla kar etsin. Eyvallah, ticari bir kaygı olarak bunu anlayabilirim ama bunun için toplumsal dinamiklerle oynamak, yani toplumun hassas noktalarını kaşımak veya dinamitlemek, bunlar da çok uygun görünmüyor. Yani tamam gitsin, 4 takım kafa kafaya girsin son 5 haftaya. Tamam bunu istiyorsunuz, eyvallah. Tamam da yani burada da ya zaten gergin toplum. Konyaspor can havliyle gitmiş, Galatasaray'a mağlup olmuş, iyi de olmuş.
Ya beğenirsin beğenmez. 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi yani Konyasporlular kim diyebilirse ama insanlara yaşıyor burada. Sen kalkıp hemen arkasından Serkan Kırıntılı elini çekti. Bu kadar basit sermaye, mi ya? Sermaye bunların hiçbirisini dinlemiyor işte. Rant bunların hiçbirisini dinlemiyor. Sıfır etik. Kim daha çok para kazandırırsa oradan yürüyorlar. Etik değermiş. İşte toplumsal yani sıkıntıya batı, girerlermiş. Batı diyorsun ya şimdi bu oyunun genel merkezinde kurallarını belirleyen onlar değil mi? Onlar da bunu yapmıyor ha. Arda Turan'ın Barcelona kariyerine bakın. Batı'nın, Batı futbolunun çalışma mantalitesini anlıyorsun. Ne zaman bir sene önce gayet kariyerinin rekoruydu değil mi? Evet. En verimli sezonunu geçirmedi mi Barcelona'da? Aynen, aynen. Sonra ne oldu? Bir anda futbol dışı konularla gündeme gelen Arda Turan için Barcelona kariyeri çat diye bitti. 40 milyon euro masraf etmişsin bir anda. Şimdi Barcelona bir tanesi, bir tanesi de işte İstanbul takımlar. Şimdi uçurum. Dönüyorsun Barcelona kariyeri işte Barcelona'dan Bayrampaşa'ya, Başakşehir'e tekrar dönüş. Şimdi bu yapıyı madem hani her alanda örnek gösteriliyor batı 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 biraz da burada madem bakın Almanya'da böyle bir şeye izin verilir mi? Mümkün değil. Bilmiyorum Almanya yayıncı kuruluşu şöyle yapıyor mudur mesela? Bayern Münih çok fazla şampiyon oldu biraz daha Hamburg'u devreye sokalım düşürmeyelim bu sene deyip ardı ardına 7-8 atmasını engellemeye çalışıyor mudur mesela? Orada reyting derdi yok ki adamın ya. Adam her maç 40 bin kişi, 50 bin kişi oynuyor. Burada sağlıklı ruh hali burada. Şimdi adam seviyor diyor. Adam gidiyor oradan bir şey çıkartmaya çalışmıyor. Çünkü İyi, orada zaten geliyor. Homojen bir futbol ortamı var. Yani her takımı eşit rekabet şartı var. Yani imkanları eşit. Herkesin taraftarı var. Herkes bir şekilde gündemde eşit şöyle bulunabiliyor. Şöyle bir şey var. Dortmund şampiyon olmayınca taraftarı küsmüyor. 80 bin kişilik stat boşalmıyor. Bizde böyle bir şey de var. O 25 tamam. milyonluk camialar ben görüyorum 2 sene üst üste gittiği zaman neler olduğunu bir görebiliyoruz. Konya Kümeyi yani. Diye bağıran aklı evveller geçen sene 3 bin kişi oynuyorlardı. Bu da şimdi şöyle yazıyor adam. Beşiktaş'ın şampiyon olması işte her alanda sporun reytingini düşürüyor. Daha az taraftarı var ya. Sana ne bundan? Doğru yönetiliyorsa şampiyon olsun. Tehdit ediyor alttan. Ben daha kalabalığım diyor. Ben daha fazlayım diyor. Bu aynı mantık Trabzon Konyaspor gündeme geldiğinde Trabzon diyor ki ben daha fazlayım. Herkes gücünü bir torpil için kullanmanın derdi. Geçen sene hatırlıyorsunuz kupa finalinde Hıncan Uç ne demişti? En iyi imser ihtimalle Konyaspor ve Başakşehir'in oynayacak finali kim izler demişti ya. Yarı ne finalde. Ne yapayım çok insan izlemiyor diye. Kapadı ne yapalım? Bir anda yarı finalde bir final potansiyeli yani finali yok etmişti onu yani. Onu yapmamak adına işte başka şeylerle o takımların yükselmesini engelliyorlar. Kupada olsun şeyde olsun. Bizim düzenimiz de bu. Yayıncı kuruluşta diyor ki kardeşim ben burada Fener Galatasaray finalini bir göreyim. Bir de diyor Aykut Kocaman'la Fatih Terim'i kavga ettireyim orada diyor. Bir de oradan gitsin nemalanayım ben. Yani biz sosyal şimdi burada uzun uzun Türk futbolunun sorunları üzerine konuşmalar yapabiliriz. Bu sabaha kadar konuşalım ama can yakan nokta da medyadır. Abartmayın abi. Türkiye'deki bir numara futbolun bu halde olmasının şeyi abi bence yaygın medyadır. Yani sürekli bir pohpohlama, sürekli bir tarafkirlik, birilerini bastırıp birilerini öne çıkartma çabası. Şunun değeri ne abi? 3 lira. Buna 18 lira verirsen, 3 liralık mala 18 lira verirsen evet. Herkes buradan gelir nemalanmaya çalışır. Evet. İşin özü bu sektörde bu kadar para dönmemesi lazım. Aynen öyle. Ondan oluyor olay. Aynen öyle. Ondan olunca çok para var ya. Herkes bir yandan girmeye çalışıyor. Bir yandan gireyim ben de. Girmenin yolu da belli. Türk futbolunun marka değeri 500 milyon euro değildir. Değil. Yıllık yayıncı kuruluşa verilen yayıncı kuruluşa. Bu rakam absürt bir rakam. Futbolun karşılığı değil. İlginin karşılığı o. Ben olsam yayıncı kuruluşun yerinde son 3 ayını alırım Türk futbolunun. 3 aya kadar bir şey olmuyor zaten. Takımlar 8. hafta kendilerine geliyorlar. Hazırlık aynen kampı. öyle bir profesyonellik dışı yaklaşım. 8. aynen kilolarını anca veriyor falan futbolcular. 8. hafta on sonra devre bitiyor. İkinci devre başlıyor. Transferler yine uyum sağladı takım olarak. İkinci yarı daha iyi olacağız. 25'te alır mı abi? Hedefler netleşiyor. 25'te ondan sonra yayını açarım. Aynen. Yayıncı kurucu olsa 30 yani da veririm. İngiltere'de seçebiliyorsun ya. Yani her maç yayınlanmıyor ya. Onun gibi ya. Ben de yayıncı kuruluş olsam. Onda son değeri 50 milyon dolardır yani. Ne olacak abi yeter. Son saniyelere girdik biraz. Kayseri maçını konuşalım. Valla lamıcımı kalmadı diye bir laf var ya. Artık Konya taraftarı, Konya kentinin tek vücut olması lazım. Her şeyi kenara bırakacağız. Yutkunacağız. Hep söylediğim şeyler. Taraftar olarak, dansacılar olarak da bizim görsel şovumuz olacak o maçta da. Hafta içi de bir idman ziyareti planlıyoruz inşallah. Yarın muhtemelen olacak.
futbolcularımıza tekrar bir motivasyon anlamında bir şeyler yapma derdindeyiz. O gün Konya taraftarının orayı 35 bin minimum doldurması gerekiyor. Pazar günü olacak. Gündüz hava sıcaklığı gayet iyi. Ya bir piknikleridir, işte yemekleridir, gezileridir. 3 hafta ertelesinler. Şehri müdafaa çünkü bu. Bu maçı alırsak eğer her şey çok değişecek. Öyle. Düşünüyorum ben. Yani biz 8 haftada önümüzdeki 8 maçta kazanabiliriz ama bu ilk basamağı kazanamadıktan sonra kalan 7 maçın çok önemi kalmıyor. Eleştiren, bizim Kayseri maçını ne yapıp edip kazanmamız lazım. Şuradan eleştiren, sallayan, kükreden adamların hepsi işi gücü bıraksın. O gün maça gelsin. Gelsinler, evet. Şuradan sallayanlar hepsi gelse 40 bin olur zaten. Aynen öyle. Tek derdimiz o yani. Şu maçı almamız lazım. Mülki idari amirler, özür dilerim abi. Mülki idari amirler, siyasi kim varsa artık bu saatten sonra tek vücut olacağız. Olmamız lazım. Çünkü pabuç pahalı. Pabuç pahalı. Bunu taraftar da anladı. Yani Eskişehir ruhunu bugün Konya stadımıza yaşatmamız gerekiyor. İşte dün, bugün yine gördük. Çok zor durumdalar yani. Eskişehir herkes otursun net bir şekilde nereye gidebileceklerini kestirerek hareket etsinler. Şu 3 hafta en azından. Bugün bir haber vardı. Mersin İdmanı'da 60 milyon lira için amatöre düşüyor. 60 milyon liraya bizim devre arasında harcadığımız para. Aynen. Yani bu işler ama bu kadar da, çabuk kötüye gidebilir. Süper Lig'de hiç önemi olmayan rakamlar her alt ligde artık büyük paralar. Celladın oluyor. Celladın oluyor. Evet. Şurum bir de gelir var. Süper Lig'de gelir var diye önemsemiyorsun. Düştüğün zaman senin celladın oluyor. Aynen öyle. Allah korusun. İlker abi iyi özetledi. Artık maçın telafisi de yok. Taraftara da çok büyük görevler düşüyor. Konyaspor açısından geçen yıllarda baktığımızda hani söylememde sakınca yoktur herhalde bundan. Taraftarın bazen maça olumsuz etkisinin olduğu zamanlar olurdu böyle. Bizim mesela sakin kalmamız gereken maçlarda öne iterdi maçı. Evet. Ve takımı bıraksak kendi başına çok daha iyi oynayacakmış gibi bir havası vardı. O dönemler bitti. Biz sadece şu anda Konyaspor'u ayakta tutabilecek olan iki güç var. Birisi Sergen Yalçın'a bütün umudu bağlamış vaziyetteyiz. Bir de taraftar desteği. İnşallah Kayseri Spor maçında o stadyum dolar. Büyük bir coşkuyla son ana kadar Konyaspor desteklenir. Orası da çok önemli. Dakika 40'ta bir kırılmada atılamayan bir pasta yükselecek bir uğultu maçın kaderini etki edebilir. Tabii 90. dakikada 1-0 mağlup bile olsak aynen vazgeçmemek öyle gerekiyor. 96'da attığın beraberlik golü seni o bir puan belkilikte bırakıyor. Yeni Malatya maçı için bunu söyleyebilirim. Evet. Konyaspor takım olarak çok öne çıktı o an. Evet. Golü yiyeceğimiz belli olmuştu neredeyse. Oradan kazanılacak bir puan bile çok önemliydi. Ama onu da başaramadık. Bir puan da hediye ettik. İnşallah gelecek haftalar da artık dua etmekten başka bir şeyimiz kalmadı, çaremiz kalmadı. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır. Biz de o sezon başından beri yapmak isteyip de yapamadığımız keyifli programı bir yaparız. Ligde kalalım. Ben ne bileyim futbol konuşmak istemiyorum yani. Hani sezon ne yaptık? En acı anlar, en güzel duyguları yaşadığımız anlar. Hep bunları konuşmak istiyorum. Sezon değerlendirmesi yapmak istiyorum. İnşallah şu ligde bir kalalım. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yansan yangın ve güvenlik sistemleri futbol saatini sundu.